otomatik bilgi paylaşımında gurbetçi artık çaresizlik içinde ilgili yaşadığı ülkeden vergi dairelerine gelecek mektupları bekliyor. Bunları ne diyorum size? Bir ile üç sene arasında bu mektupların gelmesi sürer. Türkiye'den şu anda yapacağınız herhangi bir işlem yok. Bu konuda da benim e, videolarımdan sonra artık televizyonlarda veya işte medyada da artık gelin size işlem yapalım, sizi kurtarırız diye ortaya çıkanlar ortalardan şu anda ne aldım ne oldular onlar da yok oldular çünkü sahtekarlık yapıyorlardı sizi dolandırmaya çalışıyorlardı bunları deşifre ettim çünkü 14 Temmuz 2021 tarihinden sonra haberi aldım ve sizleri bilgilendirdim ondan sonra ne öğrendik Almanya dahil birçok ülkenin verileri verilmiş 2019 verileri öncelikle Bundan sonra da Türkiye'de yapacak herhangi bir işlem bu e, sonuca etki etmeyecek. Yani bir o, 2019 verildikten sonra 2020-2021'in verilip verilmemesinin bir anlamı artık yok. Geri Dersi Başkanlığı ne diyor? Onları da diyor Eylül ayı sonuna kadar bütün 65 ülkeyle paylaşacağız. Ve bunu ne yapıyorum ben size? Her zaman bu ülkelerin listesini de videomun içinde veriyorum. Size videomun da konuşmam bu konuşma bittikten sonra devamlı bakınız. Bütün belgeler vardır orada. Bu belgeler arasında ne var? Sizleri, bizleri yanıltan Mali Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 4 Mayıs 2021 tarihinde paylaşım yapmadık. Gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz. Sözü de bunun belgesi de var. Bu bizi çok yanılttıydı buradan ne sonuç çıktı? dedi. Büyük bir ihtimalle erteleme olacak. 2021 sonuna kadar gurbetçi işlem yapıp 2022'de de 2021'in verileri paylaşılırsa büyük bir mağduriyetten birçoğu kurtulacak diye bir beklenti vardı. Maalesef o sözünü söyledi 3 hafta sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri arkasından da 14 Temmuz 2021 tarihinde benim öğrendiğim üzere paylaşım yapılmış. Bu paylaşımın belgesini nereden buluyorsunuz resmi belgesini? Gelir Dersi Başkanlığı'nın rehberinin 7. sorusunun cevabında. Bu linkleri de videomun metin kısmına koyuyorum. Şimdi sizler ne yapacaksınız? Evlerinize gelecek mektupları bekleyeceksiniz. Başka bir yapacak bir şeyiniz var mı? Yok. Şimdi acaba paylaşılmış mı, paylaşılmamış mı diye en, e, soru var kafanızda. Adresiniz, me me ondan sonra telefonunuz ve veya mail adresinizde yurt dışını çalıştıran bir şey varsa o paylaşılmıştır. bunu nereden öğrenin diyor Gelir Başkanlığı. Gidin diyor bankalarınıza sorun. Bankanız bize bilgiyi vermişse diyor biz de diyor paylaşmışızdır sizin verilerinizi. Ve bankalardan gelen mesajlarda ne gözüküyor? Diyorlar ki biz diyor 2018'i de verdik, 2019'u da verdik, 2020'yi de verdik ayrı ayrı zamanlarda. Şimdi ne olmuş? Geri Dersi Başkanlığı 2018-19-20 verilerini toplamış bankalardan. 2019'u Norveç'ten le Letonya'yı paylaşmış. 2018'in. Ondan sonra 2019'da yine onları da vermiş. Sonradan da Almanya dahil birçok ülkeyi şu anda ne yapıyor? Veriyor. Vermiş. 2020'lerinde verecek. Eylül ay sonunda bitecek. Şimdi ben bu videoları niye böyle de bir de yapıyorum? Şimdi internette şunu görüyorum. Çoğu gurbetçinin bundan haberi de yok. İnternete rastgele işte ona rastlamazsa buna rastlamazsa bu video rastlasın. Ve e, insanlar haberdar olsunlar. Arşivdeki videoları da seyredebilirler. Arkadaşlar sorunlarınızı oldukça bildirin. Met e, yorum kısmına yazınız. O yorum kısmında bazen o gene e, şey nedir o do dolandırıcı kesim. Bir iki tane sahte isimle bir şeyler yazmaya çalışıyorlar. Yani kendi haklılıklarını çıkarttıklar ortaya ya. Mağlup olmuşlar kaybetmişler. Ama gene de orada bakıyorum, onları görüyorum, onları yok ediyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Onları anlıyorum ben. Amaçlarını, niyetlerini niyetleri Paylaşım yapılmış. Almanya dahil birçok ülkeyle 2019 verileri. Bundan sonra herhangi bir işlemin bir anlamı yok. Kimseye de para kaltırmayın. Dilekçeyle, milekçeyle bundan kurtuluş yolu da yok. O dilekçeyi yazdırtmak için Gelir Dersi Başkanlığı'ndan bir tane mesajı koyuyorlar, mektubu koyuyorlar. Onun Aralık, Aralık 2020 tarihlisi de var. 4 Nisan 2021 tarihçisi de var. Orada diyor ki kişisel verileri koruma kanununa bu aykırı değildir diyor. Paylaşılır aynı şekilde ama o gurbetçi orada ha, bir de ne diyor paylaşım yapılmadı diyor. O zaman paylaşım yapılmamıştı zaten. O paylaşım yapılmadığı millete yutturmaya çalışıyorlar. Ama üstüne tarihe baktığınız zaman o tarih eski. Paylaşım ne zaman yapıldı? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 31 Mayıs 2021'de çıktıktan sonra. Orada gurbetçi ne yapsın? tarihine dikkat etmeye mektup bir gönderiyor ona onu öyle gösteriyorlar. Orada gel 150-200 euro almaya çalışıyorlar. Ama benim izleyicilerim benden benim, benim uyarılarımı sonra ne yapıyorlar? Onlara yazıyor diyor ki böyle böyle diyorsun şöyle cevap vermiyorlar. Kaçıyormuş hemen. Onların da belgeleri var bende. Onları da daha fazla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar böyle şeylerle. Bana da atıp tutuyorlar. Mahkemeye vereceklerdi falan filan. Niye Almanya paylaşıldı demişim. E git ver mahkemeye. Güzel güzel. Git ver. Yalan niye atıyorsun? Seni dolandırıcılıkla mahkemeye milleti vermesi lazım. Adalet Bakanlığı'na, CİMER'e, İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmesi lazım. Aynı zamanda sivil toplum de Almanya ve diğer ülkelerde bunlar bizim halkımızı dolandırıyor diye şikayet etmeleri lazım. Böyle şeyler olmaz. Benim e, tek niyetim var. Ne var? Sizleri bu e, zor durumda bilgilendirmek, fazla zayiata girmenizi enge engellemek, ve eğer bir çözüm yolu varsa azıcık zayiatla bundan kurtulmak için onun bulmak. Bunun için ne yapacağız? Her iki ülke, değişik ülkelerdeki izleyicilerim yorum kısmına fikirlerinizi yazınız. Ben de araştırıyorum. Yetkililerle görüşeceğim. Bir çözüm yolu yani bu çünkü birileri yapmışsa bazı yanlışlar. Bunlar ilk suçlular olduğu için az ceza alma ihtimalleri de var. Evet arkadaşlar sizleri bilginin yine devam edeceğim. Hepinize selamlar. Helsinki'den kalın sağlıcakla Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. 5 soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı. 1. Otomatik bilgi paylaşımı nedir? OECD tarafından uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla oluşturulan ve 136 ülke tarafından imzalanan küresel çaplı bir süreçtir. İmzacı ülkeler, finans kuruluşlarında hesabı bulunan fakat başka bir ülkede yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam bürüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır. Otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere, kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesiyle teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler, paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir. Aksine, vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen, banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.